Doğada yaşamak istiyorum ama evim biraz da lüks olsun diyenler burada mısınız? Sizin için bayılacağınız harika bir konteyner ev keşfettim. Nasılsınız? Herkese yepyeni bir günden, yepyeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Benim keyfim gayet yerinde gördüğünüz gibi. Küçük evler neredeyse ben oradayım. Küçük bir evi keşfetmek istiyorsan, beni gerçekten o ev etkilediyse benim için yeri ve zamanı asla önemli değil biliyorsunuz. Zira şu anda olduğu gibi. Bugün pazar. Sabah kalktım. Gördüğünüz gibi böyle giyindim. İstanbul Büyükçekmece'de organize sanayiye geldim. Burada bir fabrikadayız. Arkamda gördüğünüz evin içindeki özellikleri gerçekten bayılacaksınız. Beni çok etkilediğinden dolayı kapalı bir alanda çekim yapmaya razı oldum. Sizin de oldukça etkileneceğinizi düşündüğüm 12,5 metre uzunluğundaki devasa bir küçük evle karşınızdayım. Devasa mı? Gelin hep beraber görelim. Çelik konteyner üzerine inşa edilmiş bir küçük ev. 12,5 metre uzunluğunda, 2,90 yüksekliğinde 30 metre karelik bir yaşam alanına sahip arkamda gördüğünüz bu lüks küçük ev, tiny house'da desek aslında yerinde olabilir. Tekerlekli değil gördüğünüz gibi. Zaten konteyner evler, çelik konteyner evler tekerleksiz olursa daha sağlıklı olur. Biliyorsunuz ki çelik konteynerin de kendine göre bir ağırlığı var çünkü. Bu arada çelik konteyner dedim ama diyeceksiniz ki gemiyi konteyner değil mi Özlem bu ev diyeceksiniz. Evet, gemiyi konteyner formunda ama tamamen bu ev için burada bulunduğu yerde üretilmiş bir konteyner. Hiçbir zaman gemiyi konteyner olarak nakliye amacıyla kullanılmamış. Bazıları buna önem veriyor. 01 çelik konteyner. Her videomda yorumlar kısmında istisnasız üretici firmayı ve o evin fiyatını soruyorsunuz. Bu videoda da fiyata değineceğiz ilerleyen dakikalarda. Hiç merak etmeyin. Üretici firmaya da zaten her videoda değindiğim gibi bu videoda da değiniyorum arkadaşlar. Açıklamalar kısmında Termo Design'ın Instagram linkini ve telefon numarasını bulabilirsiniz. Termo Design'dan da kısaca bahsedecek olursam, aslında soğuk hava deposu üreten, imal eden bir firma. 72 ülkeye ihraç ediyor soğuk hava depolarını. Şu anda da gördüğünüz gibi çelik konteynerden bir ev yaşam alanı imal etmişler. Off-grid bir ev. Off-grid yani şebekeden bağımsız da kullanılabilen bir ev. Aynı zamanda şebekeye bağımlı halde de kullanabiliyorsunuz. Bütün teçhizatlarını hazır halde üretmişler bu yaşam alanına. Aslında benim bu küçük metrekareli yaşam alanlarında en sevdiğim detaylardan bir tanesi de şebekeden bağımsız halde de kullanılabiliyor olmaları oluyor. Şimdi ne demek istiyorum? Hepsini size tek tek detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Burası evin beyni desem de aslında doğru olur. Evin hemen arka tarafında gördüğünüz gibi makine dairesi formunda, hem de bir yandan depolama alanı olarak kullanılabilecek formda bir bölüm oluşturmuşlar. Şimdi bu bölümde neler varmış? Hemen değinelim. Temiz su ve kirli su tankları bulunuyor. Yukarıda sıcak su kazanı mevcut. Burada klima motoru bulunuyor. Yukarıda yine böyle elektrik aksamlarının olduğu kapaklı bir dolap mevcut gördüğünüz gibi. Başka da hemen buraya da aslında depolama alanı olarak kullanabileceğiniz bir boşluk bırakmışlar. Çamaşır makinesi koyabilirsiniz buraya. Burada da çamaşır makinesinin fişlerini takabileceğiniz iki tane priz konumlandırmışlar. Böyle. Evet, kapaklarını açtım ve kapatamıyorum. Kırmamak adına da zorlamak istemiyorum şu anda açıkçası. Evin dış tasarımını zaten çok beğendim. İçine girdiğimizde içerideki çözümleri de göreceksiniz. İçerisi de gerçekten çok güzel. Yine bu teknik detayları da hepsini bir yere konumlandırmış olmalarında ben açıkçası çok yerinde ve çok doğru buldum. Çok da güzel olmuş. Gözde de bir kalabalık oluşturmuyor. Teknik detaylar sadece burayla sınırlı değil. Kapıyı kapatmadan hemen şöyle sağ tarafa doğru ilerleyip buradaki detayları da göstermek istiyorum size. Burada Türkiye'de küçük evlerde belki de ilk defa görebileceğiniz bir sistem var. Özellikle bunu anlatmak istiyorum size arkadaşlar. Bence off-grid olmak da tam olarak bunu gerektiriyor. Hemen bu boruları göstererek başlayayım. Burada tuvalet ve mutfaktan gelen pis su giderlerinin olduğu borular mevcut. Özellikle tuvaletten gelen pis suyun içerisindeki katı giderler sorun oluşturabiliyor. Hazne kısmında sorun oluşturabiliyor. Bu katı giderler, bu gördüğünüz hazne içerisinde jiletler yardımıyla parçalandıktan sonra biraz önce evin arka tarafında gösterdiğim atık su deposuna gönderiliyor. Bunun ne gibi avantajı var? Atık su deposundan
pis suların daha rahat dışarıya atılabilmesi ya da vidanjöre daha rahat gönderilebilmesi konusunda avantajlı bir noktaya ulaşıyor. Hemen bu vanayı da göstermek istiyorum size. Bu vanayı alt tarafta tuttuğunuzda tam olarak biraz önce bahsettiğim görev yerine getirilmiş oluyor. Yani atık sular burada parçalandıktan sonra atık su deposuna gönderilebiliyor. Ama bu vanayı yukarıya kaldırdığınızda farklı bir işlev görüyor bu kısım. Atık sular bu depoda, bu haznede parçalandıktan sonra buraya da bir hortum taktığınız takdirde 24 metre uzaklıktaki pis suyun olduğu bir hazneye ya da vidanjöre içerideki pis suları gönderebiliyorsunuz. Yani atık su deposuna göndermeden direkt dışarıya atabiliyorsunuz. Evin dışarısında olan kameramanım evin içerisini, benim bulunduğum alanı gayet net bir şekilde görebiliyor. Bunu evin ön cephesinde bulunan 5 metre uzunluğundaki sürgü cam kapıya borçlu bu ev aslında. Bu cam kapılar gayet rahat bir şekilde bir kişinin, yani bir kadın olarak benim de rahat bir şekilde kapatabildiğim bir cam kapı. Oldukça güzel ve oldukça kullanışlı olmuş. Kullanışlı olmasının yanı sıra da oldukça da iddialı olmuş. Kadınlar için biraz temizlenme kısmında sorun oluşturabilir. Özellikle titiz bayanlar için biraz sorun oluşturabilir. Ama şıklığı ve kullanışlılığı bence o titizliğin önüne geçecektir diye tahmin ediyorum. Evin iç cephesinde açık renk tonları uygulamışlar. İç cephedeki kullanılan malzemeleri de değinecek olursam, şöyle gördüğünüz gibi panellerin arasına alüminyum çıtalar kullanmışlar. Bu çıtaları kullanmalarındaki sebep, bu evler taşınabilir evler olduğundan dolayı taşındığında bu paneller zarar görmesin, oynamalar olduğunda zarar görmesin diye bu alüminyum çıtaları kullanmışlar aralara. 2.90 yüksekliğe sahip bu yaşam alanının tavanına aslında avize uygulansaydı burası basık görünebilirdi. Spot aydınlatmalar kullanmışlar. Bu aydınlatmaların bir kısmı söndürülebiliyor. Bir kısmı söndürülmeden böyle tamamen de aydınlatılabiliyor. Burayı da televizyon için ayırmışlar. Bu aslında televizyon değil, televizyon görünümlü bir şey konumlandırmışlar buraya. Hayal edilsin, tasvir edilsin diye. Ben buraya ilk girdiğimde aslında bu tamamen duvara yapışık vaziyetteydi ve direkt ufak bir eleştiri yaptım kendilerine. Oturma grubunun karşısında olması gerekiyor televizyon dedim. Buradan nasıl seyredilecek? Dışarıya mı çıkıp seyredeceğiz? Verandadan mı seyredeceğiz dedim. Tabii ki hemen şöyle arka tarafında bulunan bu sistemi gösterdiler bana. Bu böyle dönüyor. Böyle bir özelliğe sahip. Yani dilerseniz koltuktan da izleyebiliyorsunuz. Dilerseniz de verandadan seyredebiliyorsunuz televizyonu. Televizyonun altındaki bölüme de böyle gazetelik, dergilik diye tanımladığım bir sehpa konumlanılmış. Bence bu sehpa böyle küçük metrekareli bir evi büyük olmuş, kaba olmuş diye düşünüyorum. Bu tamamen benim kendi tercihim. Biraz daha işlevli bir şey uygulanabilir oraya. Hemen oturma odasıyla bütün halinde olan mutfağa geçtik. Bütün halinde dedim çünkü iç tasarımlarda aynı tonlar kullanılmış. Mutfak hani böyle ben mutfağım şeklinde bağırmıyor. Krem rengi ve kahverengi tonlara mutfakta da devam edilmiş. Bu tonların yanı sıra antresit tonlarla da hareketlilik kazandırılmış mutfakta. Mutfak dolaplarını oldukça yeterli görüyorum. Üst tarafta da alt tarafta da bayağı bol bol mutfak bulunuyor. Bence bu evde tam zamanlı da yaşanılabilir açıkçası. Mutfak dolaplarında kulp kullanılmadığını görüyorum. Kulplar artık bana göre demode oldu. Böyle ortama uyum sağlayabilmesi adına kulpsuz dolap kapakları daha kullanışlı oluyor. Mutfakta tam boy bir buzdolabı mevcut arkadaşlar. Şöyle buzdolabında gösterecek olursam. İki gözlü bir ocak bulunuyor. Ocağın üst tarafında da davlumbaz mevcut. Davlumbaz olmazsa olmaz bence. Çünkü mutfakta pencere yok gördüğünüz gibi. Evet, karşı tarafta oldukça büyük cam sürgü kapı bulunuyor ama mutfak lavabosunun bu ara bölümünde de bir pencere olsaydı davlumbaza çok da gerek kalmayacaktı. Köşe noktaya lavaboyu yerleştirmişler. Bence güzel, doğru, yerinde bir tercih olmuş. Kirli kablarınız ya da yıkanmış temiz kablarınız ortada, göze kalabalık olmaması adına lavabonun yerleştirilme yeri de oldukça güzel, kullanışlı olmuş. Mutfak tezgahının devamı niteliğinde böyle bir bar masası formunda bir masa tasarlamışlar buraya. Bu masalar aslında açılır kapanabilir formda da ayarlanabilir ama öyle yapmamışlar. Tamamen burada sabit olarak duran 4 kişinin rahatlıkla yemek yiyebileceği bir masa bulunuyor. Rahatlıkla dedim, aslında çok büyük bir masa değil ama yine de rahatlıkla bence burada yemek yenilebilir.
Küçük evin yatak odası ve banyosuna giden koridordayız şu anda. Bu arada fark ettiniz mi? Koridora iki basamaklı merdiven aracılığıyla çıktım. Alt tarafta kirli su ve temiz su depolarından bahsetmiştim ya arkadaşlar. İşte tam olarak evin bu bölümünde bulunuyor kirli su ve temiz su depoları. Ve koridora uyguladıkları sensörlü spot ışıklar da benim çok hoşuma gitti. Çok kullanışlı olmuş. Yine evi lüks gösteren, kullanışlı olan ufak detaylardan bir tanesi. Sol tarafımda banyo bulunuyor. Banyoya doğru geçelim. Ha bu arada banyoya değinmeden önce kapılara da değinmek istiyorum. Hem yatak odasının hem de banyonun kapısı masif uygulanmış. Oldukça güzel olmuş, şık olmuş bence. Hafif bir kapı değil, sürgü bir kapı da değil. Banyoya doğru açılan bir kapı. Banyoya doğru açılıyor ama burada hiçbir şeye çarpmıyor. Hiçbir şeyin kullanımını engellemiyor gördüğünüz gibi. Arka tarafımda duşakabin bulunuyor. Yatlarda ve gemilerde kullanılan şekilde açılıp kapanabilen akordiyon kapı kullanılmış. Duşakabinin içindeki bu bölümü çok sevdim ben. Hani normalde şampuanlıklar, sabunluklar böyle köşelere monte ederiz ya. Ondan ziyade böyle evin içerisinde böyle bir bölüm oluşturulması benim çok hoşuma gitti. Hemen burada da yine böyle oturup yıkanabileceğiniz bir yer var. Klozet, el yıkama lavabosu ve lavabonun üst tarafında da aynalı bir dolabının olduğu oldukça kullanışlı bir banyo. Banyonun iç tasarımı da oldukça zevkli ve oldukça şık olmuş. Beyaz rengin üzerine antrasit tonların olduğu, damarların olduğu bir fayans uygulanmış banyo iç duvarlarında. Banyodan çıktım, yatak odasına doğru gidiyordum. Koridorda sigorta paneline benzer bir panelle karşılaştım. Ben aslında ilk gördüğümde sigorta paneli sandım bunu. Ama anlattıklarında kirli su ve temiz su depolarının, haznelerinin yani doluluk oranlarının buradan tespit edildiği, kontrol edildiği bir panel olduğunu öğrendim. Burası evet kirli su deposunun göstergesi, burası da temiz su deposunun göstergesi. Gördüğünüz gibi kirli su deposu bu ev henüz kullanılmadığından dolayı boş. Temiz su deposu 5'te 1 oranında dolu görünüyor. Buradan da kirli su deposu dolduğunda artık kritik duruma ulaştığında sinyal veriyor. Bu sinyali de aslında sık aralıklarda veriyor. Yani eğer ki orayı boşaltmazsanız burada bir sıkıntı var şeklinde sizi ikaz edecek derecede bir uyarı veriyor. Küçük ama içerisinde her şeyin olduğu çok kullanışlı, çok şirin bir yatak odası karşılıyor bizi evin son tarafında. Aslında burası mekanik kısmı göstermiştim ya size dışarıda teknik detayların olduğu bölüm. Burası evin tam olarak o bölümü. Hemen yan tarafı da yatak odası olarak tasarlanmış. Yatak odası oldukça küçük ama bence çok şirin. Özellikle penceresini çok beğendim. Yatlarda, gemilerde, teknelerde kamera kısmında kullanılan o yuvarlak pencerelerden uygulanmış. Onlardan biraz daha büyük uygulanmış. Eğer doğadaysanız bence buraya asla perde takılmamalı. İki kişilik bir yatak bulunuyor. Sağ taraftaki kişinin yataktan çıkabileceği, sağ tarafa doğru geçebileceği bir bölüm yok. Sol taraftan geçecek muhtemelen. Küçük evlerde en eksik bulunan detaylardan, eşyalardan bir tanesi de gardırop oluyor. Genelde küçük evlerde olmayabiliyor. Siz de bunu çok eleştiriyorsunuz aslında. Ama gördüğünüz gibi bu evin içerisinde gardırop mevcut. İki kişinin eşyaları bence rahatlıkla sığabilir bu gardıroba. Hatta çocuğunuz varsa onun eşyaları da sığabilir diye düşünüyorum. İçerisinde oldukça kullanışlı. Rafların yerini de değiştirebilirsiniz. Mesela şu yukarıdaki raf böyle gördüğünüz gibi opsiyonel. Farklı bir yere de konumlandırabilirsiniz. Bu arada ben gardırobun kapısının böyle hafif ve sürgü kapı olmasını çok beğendim. Yerden de tasarruf sağlamış, dışarıya açılır kapanır bir kapı olmadığından dolayı. Askıların da şöyle dışarıya çıkarılabilir özelliği var. Bunu da gösterdiğime göre şimdi yatak odasının diğer detaylarına değinelim. İki kişilik bir oda. İki kişi bu küçük alanda saatlerce uyuyunca tabii ki içeride bir oksijen azalması olacaktır. Bu oksijen azalmasının önüne geçebilmek adına içeride hava sirkülasyonu olabilmesi adına tabii ki içeride bir klima bulunuyor. Ama klimayı açmak istemediğiniz takdirde de yukarıya bir havalandırma penceresi uygulamışlar. Bu sky window'lar var ya hani böyle gökyüzü pencereleri gösteriyorum ben size daha önceki Tiny House videolarımda görmüşsünüzdür. O formda değil
Ama o işlevi yapabilen formda bir havalandırma penceresi, biraz daha teknelerde, gemilerde, yatlarda kullanılan detaylardan kullanmaya çalışmışlar bu evde. Fark ettiyseniz işte biraz önce pencereyi gösterdim. Yine burada da yatlarda uygulanan havalandırma pencerelerinden bir tanesini kullanmışlar buraya. Burayı ben çok sevdim. Buraya böyle kitaplık bölümü tasarlamışlar. Bence çok hoş olmuş. Yine bu panele birleşik bir şekilde yatak başı uygulamışlar buraya. Süet bir kumaş uygulanmış. Deri de bence oldukça şık olurdu. Böyle de gayet güzel ve kullanışlı olmuş. Oldukça lüks bir 30 metrekare inceledik bugün. Beğendiniz mi? Ben açıkçası çok beğendim. Bence tam zamanlı yaşanılabilir bu evin içerisinde. Siz yaşayabilir misiniz? Yorum kısmına mutlaka ki fikirlerinizi, olumlu olumsuz bütün düşüncelerinizi yazmayı her zamanki gibi ihmal etmeyin. Fiyatı merak ediyorsunuz biliyorum. Videonun başında da bahsettiğim gibi tabii ki fiyata değineceğim. Bu evin fiyatı 25 bin Euro'dan başlıyor. 40 bin Euro'ya kadar gidiyor. İçerisinde uygulatacağınız opsiyonlara göre fiyatta tabii ki değişiklik oluyor. Yeniden hatırlatmakta fayda var. Termo Design'a ulaşabileceğiniz Instagram linki ve telefon numarası açıklamalar kısmında sizi bekliyor arkadaşlar. Bu haftalık da videomun sonuna geldim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videoma beğeni yapmayı ihmal etmezseniz beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın.